Markaj'a hoş geldiniz. Bugün Off the Record'da konuğumuz Mustafa Sarp. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Renkli kişiliğinle biliyoruz abi seni. Sorularda da sağ ol, bizi sıkmadın. İstediğin her şeyi sorabilirsin dedim. Tabii dürüstlüğün ki. İçin çok teşekkürler bir rica kez ederim. Daha. Abi ilk olarak futbola nasıl başladın? Nasıl başlayacağım? Bizim jenerasyonumuz komple sokakta oynayan, sokakta keşfedilen amatör kulüplerin çok yoğun olduğu, çocukların keşfedildiği bir dönemdi. Meşhur Bakırköy Zuhrat Baba Mahallesi'nde Şöhretler Turnuvası'nın yapıldığı Yüce Spor sahasında. Yüce Spor'da başladım. Rahmetli Sabri Hocam, bu kulüpte oynamak ister misin dedi. Ben de isterim dedim ve 6 yaşında başladım. Küçükken abi senin de herkes gibi o zaman bir hayalim vardı futbolcu olmaya yönelik. Tabii canım, o zamanki çocukların neredeyse hepsinin hayali futbolcu olmaktı. Evde az çoraptan top yapıp kavanozları, efendime söyleyeyim, annemin vazolarını kırmışlığım çoktur yani. Bu konuda abi daha önce kullandığım bir söz var. 7 yaşımda futbol oynamaya başladım. Ayağımın çime değmesi 18 yaşımı buldu diyorsun. Evet. Bunun sebebi nedir? Bir de bu olay oyun tarzını etkiledi mi? Bunun sebebi o dönemlerdeki amatör sahaların %99'unun toprak olmasından sebep. Ali Beyköy sahasında ilk defa 18 yaşında A takımda oynarken ayağım çime değdi. Amatör grupta olmasına rağmen sahası çimdi Ali Beyköy'ün. Yani ben top şu an mevcuttaki altyapı sahalarının çoğunun suni çim olmasına son derece karşıyım. Tabii toprak bakıldığı zaman hem hijyen, temizlik veyahut da işte düştüğün zaman yaralanma, çizilme, kanama gibi şeyler çok olsa da suni çime oranla çok daha sağlıklı. Suni çimde özellikle bilek, eklem, diz gibi yerlerde, bel gibi yerlerde çok ciddi sakatlıklar söz konusu olabiliyor. Bundan dolayı herhangi bir oyun tarzım veyahut da oyunculuğumla hiçbir ilgisi yok. Abi gençlik döneminde kendine idol olarak gördüğün bir futbolcu var mıydı? Yok, öyle bir idolüm yoktu ama benim dönemimin en değerli orta sahalarından bir tanesi Ünal Karaman'dı. Çok beğenirdim. Topu ayağına aldığı zaman böyle tren gibi giderdi. Çocukken onu çok izlerdim, beğenirdim. Çok yetenekli, çok özel oyuncular vardı. O zamanın en değerli oyuncusu Oğuz Çetin Hoca'ydı. Oğuz Çetin'di. Tanju'ydu bizler için. Rıdvan'dı çocukluk hayalleri. Ama gençlikte öyle bir idolüm hiçbir zaman olmadı. Ne Türkiye'den ne Avrupa'dan olmadı. Galatasaray'dan ilk teklif aldığın dönemi hatırlıyor musun abi? Görüşmeleri hatırladığın kadarıyla bize anlatır mısın? Hatırlıyorum. Bir menajer vasıtasıyla Bursaspor'da oynarken ilettiler bu transferi. Aslında benden bir sezon önce, 6 ay önce Bundesliga'ya gitmiş Sinan Kaloğlu'nun menajeriyle Bundesliga'daki bizim mevcut ligimizdeki Anadolu kulüpleri gibi kulüplerin aslında listesindeydim. Şu an Çağdaş Atan hocam Enerji Kotbus'ta oynuyordu. O bile aramıştı. Hani yani burada isteyenlerim var, bize gel, burası da çok güzel kulüp diye. Evi, arabayı, her şeyi satmış. Aslında Bundesliga'ya gitme hayalim vardı. Hedefim de oydu. Fakat işin içine Galatasaray girince birazcık hedeflerin dışına, o günkü hedeflerin dışına çıkmak zorunda kaldık hemen. Yöneticilerle sadece birer kere telefonda konuştum. Devre arası transferini organize edebilirlerse devre arası, devre arası edemezsek sezon sonunda yapacağız bu işi demişlerdi. Devre arasında organize edemediler. Daha sonra sezon sonunda işi resmiyete döktük. Ki aslında o daha önce senden duyduğumuz kadarıyla abi olaylı da bir transfer. Yanılmıyorsam Ertuğrul Sağlam sana bir sezon daha kal, şampiyonluk yaşa diyor. Evet, Ertuğrul Hoca, ya Ertuğrul Hoca tarafında bir kriz, bir şey değil ama o günün mevcut başkanı rahmetli İbrahim Yazıcı ile bir türlü bir araya gelemediğimiz bir dönem. Ben içerideki alacaklarımı istiyorum. O yeni sezon mukavelesini konuşmak istiyor. Böyle bir arada buluşamadık. Ertuğrul Hoca sağ olsun kulübü karşısına almadan çok yanımda durmuşluğu var, yardımcı olmuşluğu var ve artık en son iş çıkmaza gerçekten girdiğinde de bana ya bu takım seneye şampiyon olacak, bak seyirci seni çok seviyor, çok iyi oynuyorsun, bizler seni çok seviyoruz, gitme dedi. Değerli bir şampiyonluk kazandılar bir sene sonra. Belki kalsaydım olmayacaklardı, bilmiyoruz. O dönem için bunu konuşmak çok doğru değil çünkü o dönem çok iyi oynuyordum ama bir sene sonra o bölgeye başka transferler geldi. Onun için bir şey söylemek son derece yanlış. Peki senin için bir keşke midir abi bu durum? Yani keşke bir sene daha kalsaydım. Sadece orasından bakarsak olayın tabii ki çok değerli, özel bir şampiyonluk. Geçen gün bana bunu gene bir röportajımda sordular. Bu soruyu o günkü Mustafa Sarp'a sorsan inan cevap veremez. Bugünkü Mustafa Sarp'a sorduğunda yaşanmışlıklar üzerinden konuşmak çok kolay, çok basit. Keşke bir sene daha kalsaydık dersin. Sen bir sene daha kaldığında Galatasaray tekrar seni isteyecek mi? O tarafından bir bakmak lazım. Nihayetinde gittiğin takım da senin çocukluğundan beridir filmin sonuna hayalini koyduğun bir hedef. Bu hedefe gitmeyi gerçekleştirmek için ikisinden bir tanesini feragat etmek zorundasınız. Bir tarafta çok değerli bir şampiyonluk var, bir tarafta çocukluk hayaliniz. Tabii ki soruya, senin sorduğun
sorduğun taraftan bakarsan çok değerli, çok özel bir şampiyonluk bulunmak isterdim. Galatasaray'a geldiğinizde Frank Rijkaard gelmişti. Çok büyük umutlarla gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Barcelona'dan Galatasaray'a gelmişti. Sizin için de büyük bir heyecandır büyük ihtimalle Rijkaard'la o dönem birlikte çalışacak olmak. Rijkaard'la bir anınız var mı? Rijkaard'a dair Galatasaray'da beraber olduğunuz dönemde hatırlıyor musunuz bazı detayları bize anlatılabilecek? Yani Rijkaard'la tabii ki Barcelona takımını Şampiyonlar Ligi'nden izliyorsun. O dönemin en büyük takımlarından bir tanesi. Teknik direktörü bir sene sonra size hoca oluyor. Beraber çalışma fırsatı buluyorsunuz. Sadece şunu hatırlıyorum. Tercüman Mert Çetin'le beraber yeni sezonu açtığımız bir veyahut da ikinci gün beni tanımadığını, yönetimin transferi olduğunu, herhangi bir videomu da izlemediğini, işte orta sahanın neresinde oynuyorsun, hangisinde rahat ediyorsun dediğinde işte kendimce cevaplar verdim. Tabii ki benim verdiğim cevaplar onu bir tebessüm ettirdi. Çünkü işte o baklava sisteminde oynamak istiyordu. Ben Bursaspor'da o ilk büyük sükseyi, çıkışı yaptığımda Samet Aybaba baklava oynatıyordu ve ben baklavanın ön tarafında oynuyordum. Hucuma yönelik tarafında. Daha sonra hoca değişti. Normal klasik iki orta sahadan bir tanesi döndük. Tabii bu soruların hepsine ben orada oynayabiliyorum, burada oynayabiliyorum, burada da oynayabiliyorum deyince, tanımadığı bir adamdan onların hepsini oynayabiliyorum deyince böyle bir bıyığının altından güldü. Ama güldüğüne pişman ettim onu. Bütün sene oynattı beni, prensi oldum. Onun dışında özel bir anımız yok. Peki Rijkaard'la çalışmak sana bir şeyler kattı mı abi? Çünkü öncesinde yani çok büyük futbolcularla çalışmış bir hocaydı. İlla ki tecrübelerini sizlere aktarmıştır çalıştığı dönemde. Ben belirli yeteneklerimle bir yerlere ulaşmamdaki en büyük sebep her oynadığım oyuncuyla ve her çalıştığım takımdan, hocadan bir şey kendine katmak, katarak ilerlemek. Hiç geriye performans olarak demiyorum. Oyun bilgisi olarak bir şeyler öğreniyorsunuz. Galatasaray'da tabii ki Rijkaard'dan bir şeyler öğrendim. Ayhan Akman gibi bir orta sahayla oynamaktan öğrendim. Öğrenmemek mümkün değil ama velakin Türkiye şartlarında yetişmiş, büyümüş bir insan olarak böyle bir insandan ben buna benzer bir cevabı Ahmet Yıldırım'dan duymuştum. Ankara Spor'da, Beşiktaş'tan geldi Ankara Spor'a. Ben hiç Rijkaard'la çalışmadan aslında Rijkaard'ın nasıl birisi olduğunu Ahmet Yıldırım'dan dinledim. O da Del Bosque'yi anlattı bana. Tabii bir şeyi yaşamadan dinlemenizle bir şeyi yaşadıktan sonra dinlediğinizi bir araya getirdiğinizde ben sanki Del Bosque ile çalıştım. Yani adını ve simasını çıkarsanız Ahmet Yıldırım'ın anlattığı adamla çalıştım. Hiçbir egosu olmayan, tamamen kendini futbola adamış, Türkiye şartlarına tamamen aykırı kafa yapıları olan, futbol onlar için sadece sahanın içinden ibaret, bizdeki gibi sahanın dışına, evine, yatak odana, özel hayatına sirayet eden bir oyun değil. Bundan dolayı da Rijkaard'dan öğrenilecek çok şey var ama bu ülke standart uygulanacak çok fazla şey yok. Ayhan Akman'dan çok şey öğrendim derken o dönem meşhur bir üçlünüz vardı abi. Bam üçlüsü. Bam. O üçlü hakkında neler söylemek istersin abi? Galatasaray seyircisi günah keçisi arıyordu kendine. Galatasaray yönetimi de mevcut kurduğu oyuncu kadrosunun kötü gitmesine birilerini günah keçisi ilan edeceklerdi. Hiç kimse kimseye sahip çıkmadı. Çok hiçbir şey düşünmüyorum. Yani bu sorduğun soruda bu sorduğun 3 kişi özelinde ben daha önce, çok önce cevap vermiştim. Galatasaray seyircisinin söylediği şey çok önemli değil. Özellikle ben Barış hakkında da çok bir şey söylemek haddime değil ama Barış için de çok önemli değil. Lakin o formayı 10 sene terletmiş Ayhan Akman için söyledikleri pek yenilir yutulur cinsten değildi. Lakin Türkiye'deki seyirci profili ortada. Bu sadece Galatasaray seyircisine has bir durum değil. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon gibi büyük camialarda işler kötü gittiği zaman mutlaka birileri günah keçisi olur. Biz de bu üçlüden ben de bir tanesiyim ve nasibimizi fazlasıyla aldık. Abi Rijkaard sonrası Hacı geldi. Hacı bir Galatasaray efsanesi. Bugün bile adı sıkça zikrediliyor. Hacı ile çalışmak nasıldı? Bir de Hacı ile bir hatıran, anın var mı? Çünkü Hacı ile alakalı genelde beraber çalışan futbolcular anlatıyorlar. İşte idmanda bir hareket yapardı ama bir tek o yapabiliyor. Farkında değil bunun vesaire gibisinden. Hacı iki defa çalıştı Galatasaray'da. İkinci geldiğinde zaten çok büyük bir kriz ortamı vardı. Acayip kötü giden bir takım. Mimarisiyle yapılmış birçok hata. Sahanın içerisine de sirayet ettiği zaman işin içinden çıkılmaz bir durum vardı o dönem. Hal böyle olunca çok hacilikte bir şey yoktu. Lakin o kriz ortamında oyuncu olarak gördüğünüz, kafanızda o büyüttüğünüz adam gidip yerine başka birisi geliyor doğal olarak. Çünkü o gün ben futbolcuydum, bugün ben bir teknik adamım. Teknik adam
olma yolunda bir adayım. Bugün onu daha iyi anlayabiliyorum ama o gün bana sorsaydın ağzıma geleni söylerdim. Kriz ortamları çok çekilir, hele hele büyük takımlarda çok kolay değil. Özel bir anım yok hacıyla. Zaten o da sezonun sonunu göremedi. Özel bir anım yok. Peki bir şey durumu var mı abi? Keşke hiç hani hoca olarak onunla çalışmasaydım da hep ya, onu oyuncu olarak hatırlasaydım diyeceğim bir durum ya var mı? Ya öyle bir durum, o gün için söylemişimdir bunu. Buna benzer bir cümle kurduğumu hatırlıyorum. Çünkü o bizim için hep I love you Hacı olarak aklımızda, gönlümüzde yer ediyordu. Hoca olarak çalıştığın zaman o adam gidiyor ister istemez. Ama bugün öyle bir şey söylemiyorum. O gün futbolcu olarak muhtemelen söylemişimdir, düşünmüşümdür. Dillendirip dillendirmediğimi hatırlamıyorum ama bugün asla öyle bir şey söylemiyorum. Abi bugün Mustafa Sarp adını arattığımızda çok meşhur bir kare çıkıyor karşımıza. Bir forma yırtma olayı var senin. O Evet. an neler yaşadın abi? O forma neden yırtıldı? Hüseyin Göcek'in ağzına vurmamak için o yaşandı o olay. Engin Baytar gibi Türk futbol tarihinde hakeme saldıran, hakem döven, hakeme vuran bir adam olmamak için formamı yırtmışım ki gerçekten o esnada farkında değilim. Ben kötü biten, kötü oynanan, kaybedilen maçlardan sonra çok böyle telefonla haşır neşir olan bir adam değilim. 2 gün sonra kulübe gittiğimde herkes forma mesajı atıyor. Hatıra olarak forma, forma, forma. Gittim Veli abiye dedim ki, Veli abi maç formalarım. Dedi ki ya hatıra olarak bende kalsa olur mu? La dedim, ver şu formayı. Bu dedim ne? Aa, elime bir aldım ki işte göbek deliğime kadar yırtılmış yani. Orada fark ettim. Çünkü ben oynadığım hiçbir dönemde ne gol atsam, ne muhteşem oynasam, ne de rezil oynasam, her iki tarafta da ne maç görüntümü, ne röportajımı asla izleyen bir adam olmadım. Ne golümün tekrarını. Görüntüden haberim yok yani. Bundan dolayı o forma yırtma hikayesinin temeli maalesef Hüseyin Göcek hocam. Bir de abi efsanelerden gidiyoruz. Pino ile ilişkiniz nasıl abi? Şu an hiç görüşüyor musunuz? İnternette dönen meşhur bir video var. Pino'ya çok sevgi Duygu cümleleri dolu, duygu kurduğun, dolu, duygu dolu. duygu dolu. O anları bize bir Ya işte hatırlatır o mısın abi? 40 kriz senesinin başıydı o. Bursaspor mağlubiyetiyle başladık. İkinci hafta Buca'ya gittik. Yemin ederim formaları değiştirsen kim Galatasaray kim Buca demezsin. Çok sıkıntılı bir süreç. 90. uzatmalarda 40-50 metrelik bir deparda çıkartmayınca kendisine olan sevgimi göstermişim. Tabii mikrofonlara yansıyınca ses, sanki Türk futbolunda tek küfür eden adam benmişim gibi bir durum oldu. Halbuki herkes birbirinden top isterken son derece İstanbul hanımefendisi ve beyefendisi gibi istiyor. Ah canım kardeşim, neden o topu bana atmadın? İşte bir ben küfür etmişim, bir ahlaksız adam benmişim. O çıktı meydana. Öyle bir durum var. Geçen gün bir bağlantı yapmışlar bana, bir video çekmiş bilindiği üzere. Orada bir sürpriz yapmışlar bana. Orada gördüm nasıl ulaşmışlar, nereden ulaşmışlar, nereden bulmuşlar da bilmiyorum. Sevgilerin sunduğu bir yani çevirmesi Peki o öyle. hafta abi o olay patladıktan sonra hiç Pino ile konuştunuz mu bu konuyu? Tabii O canım zaman mı? ya. Ya hiç o zaten o olaydan hiç haberdar değil ki, o Türkçesi yok, bir şey yok. Birisi ona çevirmemiştir de muhtemelen. Zaten vücut dili olarak ben elimle kolumla ona sövmenin yanında şey yapıyorum. O da izah ediyor. Hani kaleciyle karşı karşıya kaldım diyor. Bu ve buna benzer o kadar fazla pozisyon çıkartırım ki Türkiye Ligi'nde neler neler, ama bizimki işte şu önümdeki mikrofona yansıyınca, ekranlara yansıyınca farklı bir durum olmuş. Abi saha içinde agresif bir futbolcu olarak bilinirdin. Bunu iyi yönetebildiğini düşünüyor musun? Bir insanın bir huyu, bir suyu vardır, karakteri vardır. Bu karakterini değiştirmeye çalıştığı zaman insan bazı doğrularından veyahut da daha iyi giden bir şeylerden ödün vermiş oluyor. Ben Bursaspor'da oynarken özel hayatımla alakalı bir psikoloğa gitmek mecburiyetinde kaldım ve psikolog bana bir antidepresan verdi, sakinleştirici verdi. O dönemde acayip iyi oynuyorum, iyi gidiyor işler. Arabamla geriye dönerken Bursa'ya, o sakinleşmenin, o hırslı ortamdan, o kaos ortamından beslenen ortamdan çıkmanın bana zarar vereceğini düşündüm. Bu Pino küfür mevzusunda Adnan abi, Adnan Sezgin abi bir fırçaladı. Hoş gözükmüyor. Çok da tepki alıyorsun, biz de tepki alıyoruz diye bir kulağımı çekmişliği var. İnan antrenmanlarda ruh gibi gezdim. Ondan sonra isterlerse kovsunlar dedim yani. Küfür etmem gereken yerde küfür edeceğim, kavga etmem gereken yerde kavga edeceğim. Ben küfürü tasvip eden ya da işte ben küfürbazım, beni böyle kabul ediyorlar, kabul ediyorlar. Böyle bir şey söylemiyorum. Anlık reaksiyonlar. Şöyle oturduğumuz koltuklardaki gibi bir şey değil ki futbol oynamak. Bugün halı sahaların kenarlarına birer gizli kamera koyalım. 8-10 tane farklı halı sahaya, insan halı sahaya neden gider? Zevk yapmaya gider değil mi? İddialı turnuva olmasın. Böyle iş yerinden, mahalleden toplanmış arkadaşların maç yaptığı halı sahalara bir gizli kamera koyalım bakalım. Bakalım küfürler, yani benim Pino'ya ettiğim bence çok masum kalır. Onun için profesyonel ortamda olunca birazcık şey oluyor ama
O kadar büyütmemek lazım. Ülkemizde yerli futbolculara sabır var mı abi? Sen de Galatasaray taraftarının günah keçisi ilan ettiği oyunculardan biriydin az önce söylediğin üzere. Özellikle son zamanlarda Berkan, Yunus, Emre Akbaba, Emre Kılınç sence haksız eleştirilere maruz kaldılar mı? Kaldılar. Galatasaray seyircisi Berkan'ı arayacak. Berkan'ı mumla arayacak hem de. Bir rotasyon oyuncusu olarak arayacak. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi büyük camialarda, Trabzon gibi camialarda insanlar özel oyuncu izlemek istiyor. Bunlara yürekten saygım var. Ben kendi özelimde özel bir oyuncu değilim. Bunu da itiraf ediyorum. Tamam, ama bazen öyle oyunculara ihtiyaç duyduğunuz zaman oluyor. Olacak da, hele hele mevcut durumda, şu an 3 yerli durumunda Berkan'ı mumla arayacak Galatasaray takımı. Kerem Demirbay performansı ne derece tatmin edecek Galatasaray seyircisini ki ben izlemedim. Molde maçında homurdandığını söylüyorlar seyircilerin, canlı izleyenler. Yerli oyuncu olduğun zaman performansındaki küçücük bir düşüş sizi sıkıntıya sokar. Galatasaray takımı iyi olduğu sürece yerli oyuncular arada bir şekilde kaynar. Ama benim ikinci senemde olduğu gibi şapka fes düşerse kel gözükür. Olacak olan sonuç bu. Peki abi, beraber oynadığın en yetenekli futbolcu kimdi? En yetenekli? Evet. Beraber oynadığım herhalde Serdar Özkan diyeceğim. En yetenekli. Şöyle bir Arda, Serdar Özkan, ki Arda kendi ağzıyla söyler Serdar benden çok daha yetenekli diye. Başka yetenekli. Yani işte Serdar Özkan, Arda Turan, Abdelkader Keita ilk aklıma gelenler. Birini seçsen yetenekleri. Bir numaraya kimi koyarsın abi? Serdar Özkan küfür edecek ama Arda Turan diyeceğim. Arda Turan yani tartışmasız yetenekli oyuncu ama çok aşırı özgüvenli bir karakteri var. O ona çok şey kattı. Serdar Özkan öğrencim olarak da çalıştım. Muhteşem yetenekli. Bence Arda'dan daha yetenekli. Çok özel adam eksiltme. Yusuf Şimşek bak. Yusuf Şimşek bir numara. İkisinden de vazgeçtim. Boşuna küfür etmesinler. Yusuf Şimşek'tir abi. Yürüyerek adam geçer. Peki abi, rakip olduğun ve seni en çok zorlayan oyuncu kimdi? Ya zorlama açısından bir şey söyleyemem ama öyle çok zorlandım. Fiziksel olarak zorlandığım bir oyuncu yok ama Alex çok enteresan oyuncuydu. Böyle temas ederdim. Dokunurdum yani böyle. Bir adımda kaybolurdu ya. İki adımda kaybolurdu. Kasper gibi yemin ediyorum iki adımda kaybolurdu. %90'ında gol yapardı. Ya da böyle ucundan mucundan sıyırırdı, bir şey olurdu. Acayip enteresan bir oyuncuydu. Onu tutmak için Hürriyet gibi bizim dönemimizde, bizim jenerasyonumuzda tuvalete gitse onunla tuvalete gideceksin derdi hocalarımız. O hocalara denk geldik. İşte sadece onunla oynarsan Alex onun için Hürriyet'ten nefret ediyor. Çünkü oyunun başka hiçbir tarafıyla işin olmaması lazım. Sadece Alex'le. Sadece Alex'le uğraşman lazım. Bana hiçbir zaman oynadı takımlarda böyle bir görev verilmedi. Onun dışında bana bu görev bir kere verildi. Kariyerimin ilk maçında Gazi Osmanpaşa'da Bolu Spor'un meşhur oyuncusu Salih'i tutacaksın dediler. Bana dediler ki çok koşmaz, merak etme, müthiş bir solaya var. Yemin ediyorum içimden geçti benim. Olamaz böyle bir şey. Bana aynı söylediğim, kurduğum cümleyi söyledi hocalarım ve takımın içindeki büyük abilerim. Tuvalete gitse tuvalete git, başka hiçbir şey yapma diye. Onun dışında Süper Lig seviyesinde böyle bir görevle görevlendirilmedim. Peki abi, bugüne kadar beraber oynadığın oyunculardan bir ilk 11 hazırlasan, formasyonun ne olur, kimleri oynatırsın? Oo, çok zor soru. Kaleci Orkun, sağ bek Hasan Yiğit, stoper Ömer Erdoğan Egemen, sol bek Volkan Bekiroğlu, orta saha Ayhan Akman, sağ açık Abdelkader Keita, sol açık Arda Turan, santraforum Mehmet Yıldız. Santrafor arkası kimi oynatırım? Böyle bir çalıştığım takımlara o kadar çok yerde oynayınca Yusuf böyle. Şimşek. Yusuf Şimşek santrafor arkası oynatırım. Bir de Ayhan Akman'ın yanına kimi oynatırım? Bursaspor, Galatasaray, Erciyes, Elazığ, Samsun, Mehmet Topal'ı oynatırım. Güzel 11 abi. Abi, sorularımız bu kadar. Çok teşekkür ederiz konuk ben olduğun için ve bütün işlendiğine cevapladığını gerçekten hissettik. Videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Mustafa Sarp'a da tekrardan bizleri kırmadığı için çok ama çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar tekrar.